Herkese merhaba. Bugün tencerede ekmek yapacağız. 8 su bardağı unumu karıştırma kabıma aldım. Ortasını bu şekilde havuz yapıyorum. Üzerine 1 paket nişasta maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 silme yemek kaşığı tuz ve suyumuzu ilave edip çok yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Suyumuz ılık olacak. Hamurumuzun daha çabuk mayalanması için. Su bardağı una 3,5 su bardağı ılık su kullandım. Hamurumuz yoğurdukça elimizi bırakacaktır. Bu nedenle üzerine unu ilave etmiyoruz. İyice yoğuruyoruz. Hamurumuz elimize yapışmamaya başladı. Kıvamına geldi demektir. Üzerini bir kapak ya da streç filmle kapatıp etrafını sarıyorum. 1,5-2 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumuz 2 saat dinlendikten sonra açıyoruz. Hamurumuzu şu şekilde ortada toparlayalım. Üzerine çok fazla un serpmeden yoğuruyoruz. Elimizin hamura yapışmasını engellemek amaçlı. Kıvamımız çok güzel oldu. Katılaştırmayalım un ilave edip. Biraz yoğuruyoruz. Üzerini kapatıp yarım saat daha dinlendiriyoruz. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuzu unladığımız tezgahımıza alıyoruz. Üzerine hafif bir un serpip hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yağlı kağıda serdiğimiz tenceremize yerleştiriyoruz. Üzerine un serpiyorum. Kapağını kapatıp 30 dakika mayalanması için bekletiyorum. Kırılmayacak ya da çatlamayacak bir kabak tercih etmeliyiz. Çünkü fırına da kapağıyla atacağım. Bu şekilde 30 dakika mayalandırıyoruz. 30 dakika mayalandırdığımız hamurumuzun üzerine su sürüyoruz. Üzerine mısır unu ya da normal un serpiştiriyoruz. Ben mısır unu kullandım. Ortasından derin bir kesik atıyorum. Kapağını kapatıp önce ısıttığım 230 derecelik fırında önce bu şekilde 30 dakika pişiriyorum. 30 dakika pişirdiğimiz ekmeğin kapağını çıkartıp üzeri kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Pişen ekmeğimizi bir ızgara üzerine alıyoruz. Ekmeğimizi soğuması için bekletiyoruz. Ekmeğimiz çok güzel pişti. çıtırlığıyla, kıvamıyla, kabarmasıyla enfes bir ekmek oldu. İçini de göstermek istiyorum. İçi çok güzel oldu. Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz enfes bir ekmek tarifi. Siz de bu tarifi yapmak, denemek isterseniz şimdiden emeğiniz, ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.